Ali Samiyan Stadyumu Galatasaray ve Türk futbolu için çok önemli bir yere sahip. Sayısız zaferlere, şampiyonluklara ev sahipliği yapan Ali Samiyan, Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumuna taşınmasıyla kapanmış ve daha sonra da yıkılmıştı. Galatasaray bu statta Avrupa'nın birçok ünlü takımını dize getirdi. Barcelona, Real Madrid, Milan, Liverpool, Lazio, Leeds United, Roma, Paris Saint-Germain, PSV, Rangers, Monaco, Athletic Bilbao, Borussia Dortmund, Bordeaux, Neuchâtel, Samax bu takımlardan sadece bazıları. Hiç fark etmez! Hiç fark etmez! Alman, İtalyan, İspanyol, İngiliz hiç fark etmez! Ali Samiyan dünyaca bilinen bir stadyumdu. Galatasaray'ın rakiplerinin Ali Samiyan'ın atmosferi için söyledikleri ise hala akıllarda. Alex Ferguson, 1992'deki maçı unutamıyorum. 3-3 biten ilk karşılaşmanın rövanşında Ali Samiyan'daki pankartlar ve tezahüratlar hala hafızamda. Paolo Maldini, kimse bana o statta 20 bin kişi olduğuna inandıramaz. Edgar Davids, bizde böyle bir taraftar olsa hiçbir takım karşımızda duramaz. Pierluigi Collina, bu cehennemi çok seviyorum. Açıldığı 1945'ten 2011'e kadar sayısız zaferlere ve şampiyonluklara ev sahipliği yapan Ali Samiyan'de son resmi karşılaşma Galatasaray ile Beypazarı Şekerspor arasında Türkiye Kupası maçı ile oynandı. Sarı Kırmızılar rakibini 3-1'lik skorla mağlup edip Ali Samiyan'e galibiyetle veda etti. Ali Samiyan'daki son golün sahibi ise Colin Kazım Richards oldu. Galatasaray taraftarı için Ali Samiyan hep bambaşkaydı ve onlar evlerini hiç unutmadı. Mecidiyeköy'de sokakta toplanıp itfaiye kapısının yanından gizlice kapalı tribüne girenler, yeni açık tribünün önünde oluşan yüzlerce metrelik kuyruklar ya da eski açıkta rakip taraftarla atışmalar. Her köşesinde tarih yatan Ali Samiyan Stadı artık sadece hafızalarda ve anılarda.